Selamun aleyküm değerli tespih sever arkadaşlar, kardeşlerim, dostlarım, abilerim. İnşallah iyisinizdir, ben şükürler olsun iyiyim. Ee, videoma geçeyim dedim. Videoda da başlıkta gördüğünüz üzere kendi yaptığım tespihlerim ve Murat abinin tespihi olacak. Ee, burada da sizlere onları göstermeden önce ama öncelikli bir ricam olsun. Çünkü videolarda abone sayımız artmaya başladı ama videolara beğeni ve yorum sayımız biraz düştü gibi geliyor bana. Lütfen bu videoyu beğenip, yorum yapıp, bir de abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Çünkü kullanıcılarımıza baktığımızda genellikle bir bakıyoruz ki %70'i 80'i abone olmadan izliyor. %30'u %20'si falan derken abone olup izliyor. E şimdi abone diyeceksiniz. Abone dediğiniz şey bizleri biraz daha teşvik edip daha değişik videolar çekmemize yardımcı oluyor diyebilirim size. Oradan diyeyim hemen videoma da geçeyim sizlerle beraber. Mikrofon kullanıyorum dükkanda çektiğim videoda genellikle çünkü dışarıda çok gelen geçen ve çok ses olduğu için mikrofonsuz çektiğimde dışarının sesleri çok ama çok yansıyor buna. Bu yüzden sizlere mikrofonla hizmet vermeye çalışıyorum diyeyim. Videoma da artık başlayalım. Bir dakika oldu. Evet şimdi burada çok güzel tespihlerim var. Bir tane dışarıdan aldığım tespih sistemli çubuk bir malzeme. Bir tane Murat abimin, Monşar Murat abimin bana özel yaptığı bir kuka tespih. Hatta bana yaptıktan sonra bazı dostlarımız, bazı kardeşlerimiz, bazı abilerimiz de Murat abimizden gidip tespih almışlığı var e, kuka almışlığı var diyeyim. Daha önce tespih yaptıran çok var çünkü. Bir de burada iki tane kendi yaptığım tespih var. Bildiğiniz üzere ben zamanında Monşar Murat abimden bir torna aldım. Ama onun da öncesi vardı tabii ki. Sağ olsun Onur kardeşim. Bu Keribar ve Sanat YouTube kanalının sahibi Onur kardeşim. Bana elde kendisinin yaptığı makineden önermişti ve onu aldım. Baktım gerçekten kullanımı keyifli. Bir hap be, yeri geliyor. 1-2 saat gibi bir müddetle yapıyordum. Ama çok ama çok hoşuma gidiyordu. Artık ben dedim biraz daha üst seviyeye geçip gerçekten bu işe gönül verdiğim gibi peşinde de durmam gerekti diye düşündüm. Ve gittim bir torn aldım. Murat abim de çok yardım oldu. Öğretimini, bıçaklarıydı, ekstra diğer malzemeleri, parasıyla Her konuda Murat abimin bana çok ama çok yardımcısı oldu. Allah razı olsun. Ve bu Mustafa kardeşimiz vardı. Anıl Turan e, abimizin ustası olan Mustafa kardeşimiz de sağ olsun bana çok ama çok yardımcı oldu. Bu malzemeleri gönderdi. Bana delip yuvarladı. Hitamesinden tutun sistemine kadar, imamesine kadar hapbeleri bana gönderdi. Çünkü daha önce yaptığım bir tane tespihim şu tespihimde Şöyle kendim kesip biçtim, deldim ve bunu elimle yuvarlatmaya çalıştım zımparayla. Dükkan ya da evimde yaptığım zaman da o kadar çok toz oldu ki bu tozları kendim kaldıramadım. Çünkü temizlemesi çok sıkıntı oluyor. Bir hap veya da iki hap yapıyorsun, gün bitiyor. Gün bitiminde de ekstradan bütün dükkanı temizlemen gerekiyor. Çok uğraştırıyor. Ama yuvarlandığı yuvarlatıldığı zaman bunu bıçakla hızlı bir şekilde hap yoluna getiriyorsun. Şu şekildeyken günde hani şu şekildeyken Günde ortalama 2 ya da 3 hapbe yaptığım için ama şu şekilde yuvarlatıldığı zaman günde en az 10 tane 12 tane gibi hapbe sayısına ulaşabiliyorum. Burada Murat abimin ve diğer ustalarımın da söylediği şey benim hoşuma gitti ve gerçekten tesbih yapabildiğimi anlamış oldum. Her yaptığım tesbih bir önceki tespitten güzel oluyorsa o zaman ustalığına ustalık katıyorsun gerçekten kendini geliştiriyorsun diyorlardı. Ve iki tespihimin arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Gerçekten benim hoşuma gitti. Bir önceki tespihimde e, imamesinden olsun bu happelerin ne kadar çok farklılık, boyut farklılığı, bıçak izleri fazlasıyla var. Ama bir ön sonraki yaptığım tespitte o kadar çok yok. hapbeler birbirlerine yakın ve güzel oldu. E, Allah kısmet ederse diğer tespitlere de ilerleyeceğim. Ben usta değilim, ben esnafım ama bu işe gönül verdiğim için ve çok ama çok hoşuma gittiği için... Bu işe de girmiş oldum. Hobimi, keyfimi gideriyorum, vakit geçiriyorum, boş kaldığım vakitleri güzel bir şekilde değerlendiriyorum. Sizlere de öneririm çok zahmetli, çok uğraşlı bir iş ama haddinden fazla da keyifli bir iş. diyeyim Buradan Monşar Murat abimin kukasıyla sizlerle devam edelim. Bildiğiniz üzere 17 günlük bir kapanma sürecimiz vardı. Bu 17 günlük süreçte 17 günlük sürecin bir hafta öncesinde ben Monşar Murat abimden bu tespihi almıştım Kuka'yı. Hem de bir tane milucu almam gerekiyordu ondan. Aldım. Sağ olsun gerçekten güzel bir rakama yaptı. Dışarıda aldığım usta işçi tespihleri aratmayacak ve sese bak. Yani ben Murat abinin katelini de kullanmış adamım ama Kuka'sı gerçekten ses olarak harika bir sese sahip ve Renk alma süreci de bunun WhatsApp grubumuza da ilk fotoğrafını atmıştım. WhatsApp grup fotoğrafımıza bu tespitin ilk halini atmıştım. İlk halinden şu anki haliyle ortalama bir ay düzenli bir fiil kullandım. Günde 12-13 saat kullandım. Eve gidiyordum, evde kullanıyordum, işe gidiyordum, işte kullanıyordum. Çünkü gerçekten çerez gibi bir tespih. Hani devamlı sana kullandırıyor. cebinde kalıyor, bunu hatırlatıyor. Git kullan, gel beni al gibisine tarzlarda çok keyifli bir kuka. Şöyle mikrofonu yakınlaştırıp biraz çekmek istiyorum ki sesini de duyayım. Benden sonra Emre abi ve birkaç kişi daha KUKA yaptırmış galiba. Gerçekten KUKA olarak ben Murat abiyi tek geçiyorum bu aralar. Adamın bir şeyi var, formülü var. İki kat mücadeli atıyor, bir şey yapıyor artık onu vermez. Şöyle Monşar Murat imzalı bir çok güzel bir ürün. Gerçekten çerez gibi ve renk alma sürecini de keşke videoyu çekseydim. Ama öyle bir aklıma da gelmedi, fırsat da olmadı. Şunun güzelliğine bakın, rengine bakın. Bunu hala kullanıyorum bir fiil. Çok güzel çekim var. Ele takılmıyor, batmıyor. Habbelere aynı boyutta. İmamesi çift delik. Harika bir sistem yapmış. 2 ya da 3 kat ip atmış olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. Artık günlük kullanım için ya bu kukayı kullanıyorum bu aralar ya da şu çubuk malzemeyi kullanıyorum. Çubuk malzeme de gerçekten çok hoş bir malzeme. Şuna bakar mısınız? Hadi. Şöyle. Bu da çift delik imamı sistemli. Buna da 2-3 katip atmışlar. Bunu da ortalama bir ay gibi müddettir kullanıyorum. Ee, genelde genel değiştiriyorum bazen. Ee, ama ikisi de yanımda oluyor. Mesela 200 saat onu çekiyorum kukayı. Ee, bir nebze sıkıldığım için farklı ebatta farklı boyutta bir şey istediğim için bunu kullanmaya devam ediyorum. Şunun güzelliğine bak. Gerçekten hoşuma gidiyor. Bu çubuk malzemeden ortalama 5-6 tane falan getirmiştik. Değerli kardeşlerim, abilerime hizmeti verdim ve elimde bir ya da iki tane kalmış olması lazım. Çünkü bitti tekrardan getirdim. Bir ya da iki tane kaldı. Bir tanesini kendim ayırdım. O bir tane de kaldı. İsteyen olursa yardımcı olurum. Ama Monşar Murat abimin kukasına bakar mısın? Bak diğer tespitlerden daha çok parlıyor. Dur bunu bir tekrardan değineceğiz. Kendi yaptığım tespitler şöyle. Şimdi öncelikle ilk ama ilk kez tornaya girip bir happeyi şöyle şu çubuğu şöyle kesip el normal düz kalın zımparayla yuvarlayıp bıçakla da çok az bir şey oynayıp yaptığım ilk tespih. Bakın katiyen ve katiyen ustayım yok dört dörtlük ustayım yok şöyleyim falan demiyorum. 15 hapbeli yaparken çok ama çok sıkıldığım çok uğraştığım bu işi bırakmaya çalıştığım bir tespih olmuştu bana. Sese, sese bak ama yine. Şöyle bir da Öyle bir Murat abinin kukası kadar bir ses çıkmıyor. Şöyle. Ya bildiğin mükemmel bir şekildeki katelini hiç etmişim gibi. Evet arkadaşlar video yarada kesildi çünkü müşteri geldi, eş dost geldi derken tekrardan videomuza devam edelim. En son şu tespihi anlatırken kalmıştık. Bu tespihi dediğim gibi yaparken aşırı mı aşırı çok mu çok sıkıldığım bir tespitti. Ondan sonra tabi yuvarlatılmış habbeler aldım. Sağolsun Mustafa ustamız bize yuvarlatılmış habbeler gönderdi hapbe için hitame için sistem için her türlü hapbe e, yuvarlatıp gönderdi. Biz de bunları sadece makinede yapmak kaldı. Bir de bol hareli sıkma yeri var gönderdi bize. Bu yaptığım tespih e, tek imame ve gerçekten çok güzel bir ürün oldu. hapbelere birebir aynı 17'lik efe yaptım. E, bir nevze zımparam falan da bitmişti. Bu yüzden bunu 17'likte bıraktım. Belki ilerleyen zamanlarda bunu 33'lük olarak da tamamlayabilirim. İri kıyım gerçekten güzel olabilir. Şöyle bir e, kendime Nasıl diyeyim size, sikke tarzı, imza tarzı bir şey de yaptım. Hatta ilk halkamı da buna atmış oldum. Şöyle bir tane de hitame yaptım. Hitame çivim olmadığı için ya da yapmayı bilmediğim için şöyle hitameydi. Burayı da yakarak koydum. 3-4 kat ip yaptım, sistemde yapmaya çalıştım ama şey olmadı, bunun sistem şeyini yapmadığım için. Bol hareli ve gerçekten çok güzel bir tespih oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Benim çok hoşuma gitti. Ee, bazen gören arkadaşlar diyor ki yok işte bunu sen yapmadın şöyle olmadı böyle almadı. Ya o kadar da olsun yani ya yavaş geçti işte şu abdest sadece büyük kalmış. Ama bence çok hoşuma gitti. Şöyle ilk tespihimle ikinci tespihim arasındaki farkı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Bence gayet bir gelişme var. Gayet bir güzellik var. Bu da kullanınca çok güzel renk alacak. Üzerinde çok küçük böyle ufacık bir zımpara izi Bıçak izi falan kaldı. Onu parayla yok edemedim. Ama çekimi de gerçekten çok keyifli olan bir tesbih yapmışım. Elime koluma sağlık. İnşallah sizlere de nasip olur. Şöyle Murat abinin tesbihiyle kendi tesbihimi de yan yana koyalım. <laughs> Tabii usta, usta işçilikli. Mesela aynı benzer malzeme bir tane daha. Ama bu çubuk malzeme. Şunun hare yapısı falan çok hoşuma gitti. Bunu şununla yaptık bakın. Hatta ustamın gönderdiği bize e, hitame için gönderdiği yuvarlığı biz imame yaptık. Şöyle İmamım da güzel olmamış ama doğru söyleyeyim bak. Şöyle bir şey yapalım. Mikrofona. Maskotun canı ya gerçekten. Benim hoşuma giden bir şey oldu. Buna çok arkadaşım talip oldu, çok dostum talip oldu ama dediğim gibi ilk başta da Allah razı olsun bu talip olanlardan, bana destek olanlardan, yardımcı olanlardan. Yani şu yaptığım tespih bile 200 lirayı gördü ama hani tespihim belki çok güzel ve çok işçilik olduğu için görmedi. Bana değer verdikleri için fiyat verdiler. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Ama hani ilk tespihim olduğu için kıyamıyorum. Genellikle bunu da cebimde koyuyorum. <laughs> diyeceksin ki cebinde kaç tane diyeceksin zaten cebinde kaç tane tespih var lan seni falan diye. 3-4 tane tespihle dolaşıyorum. Farklı farklı alanlar için. Ne oldu lan bu ulaştı? Heh. Şöyle biraz daha bunu gösterelim. Bunun yapımı şu yuvarlak malzemelerle oldu. Şu tespihi yaptığımız malzemeler de bunlar. Allah inşallah daha güzel yerleri getirmeyi nasip eder bizleri ve sizleri. İnşallah diyelim bu videoyu da burada bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.